Ve bir bağlantımız daha var şu anda. Erzurumspor'un golcü futbolcusu Pote ve tercümanı Mustafa Bey bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Selamünaleyküm. Teşekkürler. Pote'ye sorumuz şu tabii, klasik soruyla başlayalım. Günleri nasıl geçiyor, neler yapıyor evde? La question est d'abord, comment ça passe les jours ici? Qu'est-ce que tu fais à la maison? Qu'est-ce que tu fais souvent dans ta journée? Bah là, maintenant, c'est vrai que c'est le confinement, c'est les entraînements personnels, c'est rester aussi un petit peu à la maison, essayer de bien passer ce mois de Ramadan, et puis voilà, on attend. Şu anda aslında bakıldığı zaman bir taraftan karantinadayız, evlerimizdeyiz, çok dışarıya çıkamıyoruz. Bu süreçte elimizden geldiğince bireysel antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan aynı zamanda Ramazan ayı içerisindeyiz. Bu Ramazan ayını da en iyi şekilde geçirmeye çalışıyoruz bu süreçte evimizde. Peki Mehmet Özlek'le muhakkak iletişim halindedir tüm takım kez de aynı şekilde. Kendisine veya takıma bir program hazırlandı mı acaba? On prépare un programme pour tous les joueurs ou bien pour les joueurs comme ça individuels des programmes. Non, non, on a un programme qui est dans le groupe, on a un groupe WhatsApp où les coachs, les préparateurs nous envoient des programmes régulièrement chaque semaine et on essaie de le suivre du mieux qu'on peut. Zaten bir WhatsApp grubumuz var. O grupta antrenörlerimiz, hocalarımız, diğer takım arkadaşlarım da zaten o grupta. Oradan bize haftalık düzenli bir şekilde antrenman programları geliyor zaten. Bireysel antrenman programları. Elimizden geldiğince en iyi şekilde o gönderilen programları da bu süreçte yapmaya çalışıyoruz. Peki, bu arada liglerin 12 Haziran'da başlaması planlanıyor. Kendisi bu konuyla ilgili acaba ne düşünüyor? Kaç günlük süreçten tam olarak hazır çıkabilir acaba? Hazır olabilir. Qu'est-ce qu'on pense en ce moment? Ils sont en train de planifier vers le top 6. On peut commencer le championnat vers le 12 juin. Selon toi, qu'est-ce qu'on pense physiquement? Dans combien de jours tu peux être prêt? Tu peux commencer à gérer dans le match? C'est vrai que c'est compliqué. C'est une situation, c'est inédit, c'est compliqué. Maintenant, comme on dit, le foot c'est bien, mais la santé c'est mieux. Donc, personnellement, ça va dépendre un peu de chacun. D'habitude, avant une saison, on a besoin de un mois de préparation. Donc là, peut-être si on a une date de repos, on pourra un petit peu se situer. Et pour l'instant, on ne sait pas du tout. Et moi, personnellement, j'ai jamais vécu ça, donc je ne peux pas vous dire. À part que je vais essayer de m'entraîner le maximum pour être prêt. Yani bu kişiden kişiye farklılık gösterebilecek bir durum, fiziksel olarak müsabaka dönemine hazırlık. Ama şu anda kabaca bir şey söylemek gerekirse aşağı yukarı bir aylık bir süre gerekiyor diyebilirim. Ama daha önce tabii hiç böyle bir şey yaşamadık. Lig oynanırken bir anda durduruldu. Ondan sonra tekrardan hazırlık dönemi, yeniden işte müsabaka dönemine başlama gibi bir şey daha önce yaşamadığımız için şu anda gerçekten bir şey söyleyemiyorum ama en azından bu süreçte liglerin başlayacağı tarih kesinleşirse ya da bununla alakalı bir şey açıklanırsa biz de ona göre antrenman programlarımızı şekillendirebiliriz. Ne zaman başlayabiliriz, ne zaman başlayamayız diye bunları da düzenleyebiliriz diyorum. Peki bu arada hedef tabii muhakkak ki Erzurumspor'la Süper Lig. Bu sene de Pote takımı için çok iyi işler yaptı. Adana Demirspor'la da Süper Lig'e çok yaklaşmıştı ama olmadı. Erzurumspor'la acaba bu olur mu? Düşüncesi nedir? İnşallah, inşallah. En tout cas, on était bien parti. On était bien, encore bien situé, on est deuxième. Plus les saisons passent en Turquie, dans cette division, plus c'est difficile. Mais Inch'Allah, j'y crois. Et si on doit reprendre, eh bien, je pense que Inch'Allah peut tout faire pour y arriver. Evet. Et voilà. İnşallah sezon sonunda bunu başaran taraf olacağız. Bunu burada yaşayacağız, ümit ediyorum. Sezon başından beri aslında iyi bir çıkış yakaladık, iyi bir tablo çizdik ligin bu sürecine kadar. Bundan sonra da eğer lig başlarsa yine bu süreci devam ettirip sezon sonunda da şampiyon olmak istiyoruz. Bak her senede lig aslında diğer senelere kıyasla zorlaşıyor, onu da söyleyebilirim. Peki Mustafa Bey, son olarak Pote'ye şunu da soralım. Kendisinin bizlere ve bizi izleyenlere vermek istediği, söylemek istediği bir mesaj var mı? Eskiden mesaj çok basit hocam ki bizi var mı sonra? No, passez un bon Ramadan. Déjà, c'est important. La santé, continuez à vous entraîner, continuez à respecter les règles d'hygiène pour qu'on en finisse avec ce virus. Inch'Allah, on va tous prier pour qu'on reprenne nos activités, tous, que ce soit le foot ou toute la vie. Nos activités reprennent normalement aujourd'hui. Öncelikle herkese bu Ramazan ayını en iyi şekilde geçirmelerini temenni ediyorum. Diğer taraftan umut ediyorum ki bu virüs kısa zamanda
bitecek. Herkes, sadece futbol sektörü değil, herkes kendi işine en kısa zamanda ümit ediyorum ki dönecek. Normal hayatımıza döneceğiz. Buradan bunu temenni ediyorum bütün izleyenlere. Peki, çok teşekkür ederiz Spot'a yayınımıza katıldığı için ve size tabii. Sağlıklı günler dileriz. Teşekkürler, iyi akşamlar. TFF birincilikte de heyecan tüm hızıyla devam ediyordu değil mi? Programda tahminler yaparken kesinlikle bir anda nereden nereye? Yani orada bir Hatay bir ara alıp başına gitmişti ama sonra gitmişti. Puan kayıpları yaşadılar. Evet, evet. Bursa'nın toparlanması lazım. Yani bayağı bir tık Adana Demir, Karagümrük, Erzurum. Hakikaten de iyi takımlar var. İyi takımlar var ve ikinci takımın hangisi olacağı merak konusu. Hı hı. Hatay sanki çıkacak gibi. Playoff'a kalacak takımlar. Akhisar Yılmaz Hoca ile bir hava yakaladı. Evet. Yani ikincilikte hakikaten, bir alt ligde, birincilik daha doğrusu zor bir lig. Peki, şimdi bir bağlantımız daha olacak sevgili izleyenler. Fatih Karagümrük'ün genç teknik direktörü Ömer Erdoğan bizlerle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Merhaba. Klasik sorumuzla başlayalım. Evde günleriniz nasıl geçiyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz vaktinizi? Vallahi evde günlerimiz iyi geçti. Biz Fatih Karagümrük olarak antrenmanları gruplar halinde başladık. En son işte federasyonun verdiği bilgilerle Temmuz'un ikinci haftasına büyük ihtimal başlama düşüncesiyle oldukları için biz de yavaş yavaş gruplar halinde başladık. Zaten daha önce oyuncu kardeşlerimize evde antrenman programlarını vermiştik. Onları takip ediyorduk. Bir şekilde yavaş yavaş başladık. Tabii ki bu süreçte gruplar halinde başladık. Sosyal mesafeyi koruyarak oyuncuların dediğim gibi sağlıklı bir şekilde bu süreci dikkatli bir şekilde atlatmalar için başlangıcı yaptık. Ama dediğim gibi tedbirliyiz. Önlemlerimizi alıyoruz. Oyuncularımız kesinlikle soyunma odalarını tesiste kullanmıyorlar. Hazır bir şekilde antrenmana geliyorlar. Duş almadan geri eve gidiyorlar ve antrenman esnasında da zaten ikili mücadeleye girmeden sırf koşu ve işte teknik anlamda bazı çalışmalar yaparak bir şekilde oyuncularımızı yavaş yavaş hazırlamaya başladık. Peki, liglerin de 12 Haziran'da başlaması bekleniyor. Şunu da sorayım size. Hazır olmak için sizce kaç haftaya ihtiyacı var futbolcuların? Bu arada seyircisiz başlama ihtimali de var. Bu şekilde başlarsa ne dersiniz? Bu sizin için bir dezavantaj olur mu? Çünkü çok ateşli bir taraftar grubuna sahipsiniz takım olarak. Evet, tabii ki biz de açıkçası hepimiz futbolu, atmosferi çok özledik. Ama tabii ki her şeyden önemlisi sağlık. Bu süreçte de gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, Sağlık Bakanımız olsun, sağlıkçılarımız olsun bugüne kadar gerçekten bu krizi çok iyi yönettiler. Şimdi ben de bir Avrupa'da yetişen ve Avrupa'da büyüyen biri olarak orayla kıyaslarsam gerçekten bu anlamda biz çok daha ilerideyiz. Bu süreci çok daha sağlıklı bir şekilde yürüttüğümüzü ve geçirdiğimizi düşünüyorum. Zaten sürekli yurt dışında yaşayan ailemle de irtibat halindeyim. Gerçekten o anlamda çok daha imkanlara ülke olarak sahibiz. Buradan yine Sayın Cumhurbaşkanıma, Sağlık Bakanıma ve bu süreçte gerçekten çok riskli işte bir durumda bu sürecini yaşayan, işte yardımcı olan sağlık personelimize de bir kez daha çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten çok zorlu bir görevdeler. Bizim sağlığımız için canla başla 7-24 saat çalışıyorlar. Biz evde kendimizi bir şekilde koruma altına alıyoruz ama onlar bir şekilde bu hastalıkla mücadele gerçekten bu ülkede inanılmaz güzel şeyler bugüne kadar yaşattılar. Kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Diğer sorunuza gelince de evet tabii ki şu an birkaç tane senaryo üzerine konuşuluyor ama büyük ihtimalle bizim de beklentimiz bundan sonraki maçların sezon sonuna kadar özellikle seyircisiz oynanması. Bana göre de doğru bir karar. Ne kadar belki futbol için zor bir durum olsa, çünkü seyircinin ne kadar renk kattığını, futbolcular için ne kadar önemli olduğu, bizler için ne kadar önemli olduğunu bilsek de dediğim gibi kimse, hani insanımızın, halkımızın bu süreçte riske atmamız açıkçası çok sağlıklı olmaz. Onlar da inşallah televizyon başında bizlere dualarıyla inşallah desteklerini verirler. Biz de bu süreci dediğim gibi önce sağlıklı bir şekilde, sonra da bıraktığımız yerden, biliyorsunuz güzel bir yerde bıraktık. Son 10 maçımız
iyi bir seri yakaladık. Mağlup olmadık son 10 maçımıza. Çok önemli galibiyetler aldık. Akhisar'da, Erzurum gibi zor bir deplasmanda yenerek gerçekten güzel bir çıkış yakaladık. İyi